Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Damaklı Hemşerilerini sevgiyle saygıyla selamlıyor. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyor ve ben sizleri Ankara'nın başkanı, hepimizin başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Sevgili Mamaklılar merhaba. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mamak'ın zamanı geldi, öyle mi? Evet. İlk işaretini 14 Mayıs seçimlerinde gördüğümüz ve müjdesini verdiğimiz gün yaklaşıyor. İnşallah bir Nisan sabahı yine aynı heyecanı yaşayarak İnşallah Mamak gerçek sahibini bulacak. Neden gerçek sahibini bulacak? Çünkü adaylık tartışmalarında gördük. Mamak Belediyesi için iktidar partisi farklı adayları gönderdi. O dedi ben istemem. O dedi ki hayır ben istemem. O dedi ki o gitsin. Diğeri dedi ki bu gitsin. Yani istemeye Mamak'a aday olan birisi var. Bir de Mamak için yılları vermiş, heyecanını taze tutan, Mamak bütün sokaklarını bilen, Mamak'ta yaşamış, Mamak'ı hücrelerine kadar tanıyan bir adayımız var. Heyecanla sizlere hizmet etmek için bekliyor. Hangisini seçeceğiz? Elbette ki Mamak'a heyecanla hizmet etmek isteyen adayımızı seçeceğiz. Bize engel olmak isteyeni, Mamak'a hizmet getirmek istemeyeni değil, Mamak için kalbi atan, Mamak için yüreği atan, Mamak'a hizmetle donatmak isteyen başkanımızı seçeceğiz inşallah. İnşallah. Her zaman söyledim. 5 yıl boyunca Ankara'nın sokaklarında benim bir tek fotoğrafımı görmediniz. Benim çakarlı araçlarla gezdiğimi, konvoylarla gezdiğimi görmediniz. Belediyede dahi benim fotoğrafımı asmak yasak. Çalışmalarımızın hiçbirisinde belediyenin imkanlarını, yaptığı hizmetlerini kendisine doğru yönlendiren bir anlayışa asla girmedik. Çünkü biz kendimizi sadece farkı atanmış olan Ankara'daki herhangi bir daire başkanı, herhangi bir il müdürü neyse kendimizi o sıfatta gördük. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, Ankara halkına hizmet etmek için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi ortak akılla yönetiyoruz Ankara'yı, ortak akılla. Ankara'nın başkanı Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Her şeyden önce ben yaptım oldu anlayışını ortadan kaldırarak ortak akılla yönetiyoruz. Kent konseyimizde tam 1800 tane sivil toplum kuruluşu var. Üniversiteler, meslek odalarından görüş alarak sizlerden aldığımız parayı ihtiyaç doğrultusunda harcıyoruz. Bunu harcarken açık ihaleler yapmak suretiyle hem katılımı artırıyoruz hem kırımları artırıyoruz. Çünkü bu para sizin paranız. Kul hakkının yenmesine, çalınmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Her yerde ve her platformda harcadığımız paraların hesabını veriyoruz. Bir hizmet yaparsak pankartı asıp kaç paraya mal olduğunu bütün Ankaralı'ya gösteriyoruz. Sayıştay raporlarını hepsini belediye web sayfamızda yayınlıyoruz. Oradan kuruşuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi kime ne harcamış onların hepsini görüyorsunuz. Çünkü
hesabını veremeyecek işlere girmiyoruz. Biz başkaları gibi, biz hesabını öbür dünyada veririz falan değil. Öncelikle bu dünyada hesap veriyoruz ki öbür dünyada huzura alnımız açık çıkalım. Her zaman söylüyorum. Ankara'nın acil ihtiyaçları var. Bu acil ihtiyaçları dururken proje adı altında Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. Acil ihtiyaç neyse acil ihtiyaçlara harcıyoruz. Burada iki tane cadde vardı. Sürekli olarak televizyonlarda görüyordunuz. Sel basıyordu, arabalar uçuşuyordu. İkide bir çıkıp Mama ne yaptın? Yaptığım şeylerden bir tanesi Mamak Belediyesi'nin önünden bile selle araçlar geçemiyorlardı. Oradan başladık ve Mamak'taki altyapıya da oldukça büyük masraf ettik. 3 tane kavşak yaptık. Aile Yaşam Merkezi, onlarca caddenin asfaltı. Fakat açıkçası söylüyorum, bunların hiçbirisini ben belediye hizmeti olarak dahi görmüyorum. Nasıl olsa fen işlerimiz, askimiz bu problemleri görüyor ve yapıyor. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek yok. Belediye başkanı dediğiniz zaman kentinde üretimi artıracak, her şeyden evvel vicdan sahibi olacak, kentindeki ihtiyacı olan, desteğe olan ihtiyaçların, ihtiyacı olan insanların her türlü ihtiyacını karşılayacak. Onun çocuğunu okutacak, onun çocuğunu giydirecek, onun çocuğunu doyuracak. Kırtasiye yardımı, sınav yardımı yapacak. Onun çocuğunu üşütmeyecek kış günü. Şimdi biz bunları söyledik. Enteresan bir şekilde adayım bir kalkmış diyor ki ben diyor size başkent kart yapacağım. İçine para yükleyeceğim diyor. Nerede yaşıyor bilmiyorum. 3 yıldır bunu uyguluyoruz. 3 yıldır. Emekliler dara düştü son zamanlarda biliyorsunuz emekliler. Emekliler zor duruma düştü son zamanlarda. Ankara'da bu konuda, Türkiye'de bu konuda harekete geçen ilk belediyeyiz. Şu anda 30 bin tane emekliye her türlü desteği veriyoruz. Biz bu desteği verdik ya, İstanbul'daki adayları ben de vereceğim demeye başladı. Her şeyden evvel hükümet eylesinler emeklilerin zor durumda olduğunu. Demek ki hükümet görmüyor. Ankara'daki artırdı 5000 lira yapacağım dedi emeklilere. Her şeyden evvel siz şu anda görevdesiniz. Dün de hükümetten açık çek aldığınızı söylüyorsunuz. Hadi bakalım boyunuzu bir görelim. Emeklilere siz de destek olun. Kaldı ki o bölgede, o ilçede 50 bin kişiye biz destek oluyoruz. Kendisi 2200 kişiye. Eğer bir belediye başkanı kendi ilçesindeki desteğe ihtiyacı olanların sayısını bilmiyorsa orada nasıl yöneticilik yapıyor? Hodri Meydan, Çevre Bakanlığı'ndan mı alacak? Nereden destek alacaksa bu açık çeki emeklilere destek olsun. Bir şeyi unutmuş. Bizim yaptıklarımızın hepsini vaat ediyor. Ben buradan duyuruyorum bütün Ankara'ya. Ben 200 bin aileye 3 yıldır doğalgaz veriyorum ve kışın üşümemelerini sağlıyorum. Hadi el yükseltin. Şu açık çekinizi görelim. Siz de bizim yaptığımız kadar desteğe ihtiyacı olanlara bir doğalgaz verin de görelim. Mamak'ta da hiç kimseyi ayırmadık. Hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Mamak'ta da aynı şekilde 50 bin civarında desteğe ihtiyacı olan aile var. Onların hepsine hiç kimseyi ayırmadan destek olmaya devam ediyoruz. Boynumuzun borcu. Bizlerin yönettiği il ve ilçelerde, bizlerin yönettiği kentte hiç kimsenin başı mahzun kalmaz. Önceliğimiz onların da, onların çocuklarının da eşit bir şekilde eğitime ulaşması, sıcacık yataklarında yatması. Yoksa biz rahat edemeyiz her şeyden evvel.
kente bazı insanlar desteğe ihtiyacı varken bizler yataklarımızda rahat uyuyamayız. İşte artık bu anlayış geliyor Ankara'ya. Mamak'la el ele tutuşacağız. Gene Mamak'a gelmişler, bir vatandaşa soruyorlar. Mamak metro istiyor musun? Ben diyor sana oy vermeyeceğim. Ha metroyu istemiyorsun diyor. Halbuki bunu konuştuğu anda ben metronun ihalesini yaptım. 5 yıldır uğraşıyoruz. Projesi yoktu. Projesini yaptırmak, yatırım programını almak. Ama şunu da bilmenizi isterim. Yaklaşık 400 milyon euro civarında bedel olmasına rağmen gelen teklif 580 milyon euro olunca Mamak halkının ve Ankara halkının hakkını yedirmemek için derhal iptal ettim. İnşallah Mart ayında tekrar ihale edilecek. Değerli hemşerilerim, gördünüz. 5 yıldır belediye meclisini izliyorsunuz. 5 yıldır. Oradaki konuşmaların hepsine şahit oldunuz. Hepsini söyledim Ankara'daki bütün ilçe belediye başkanlarına. Bakın, ben hiç kimseyi ayırmıyorum. Hiç kimseyi ayırmadığım için kendi ilçelerinizde gerek yatırım, istihdamı artıracak projeleriniz varsa getirin. Temelini beraber atalım. İstihdam sağlayacaksa yeter ki siz işletin dedim. Ama elimi tutmayı boş verin. Hiçbir şekilde ilgilenmedikleri gibi ellerinden gelen her türlü engeli de yapmaya çalışıyorlar. Biz sizin paranızı boşa götürmüyoruz. İsraf etmiyoruz. Biraz önce söylediğim gibi muhalefet adı altında mecliste söylenenleri duydunuz. Kendisini arkadaşlarımızı ikaz ettiler. Sen bu kafayla gidersen dediler, Mamak'a da aday olamazsın dediler. O da kalktı Büyükşehir'e soyundu Mamak'a garanti etmek için. Ankara'da en fazla billboard Mamak'ta var. Ama tamamında mevcut belediye başkanının fotoğrafı var. Demek ki fotoğraflarla göze girmek değil, halkın, Mamak halkının kalbine girmek önemliymiş. Onların parası da hep belediyeden çıktı. Bu nedenle bundan sonra inşallah Mamak'a büyük bir heyecanla hizmet etmek isteyen başkanımla hep birlikte Mamak'ın sorunlarına bir fazla el atmak suretiyle burada yaşanan problemleri de biliyoruz. Gerek kentsel dönüşüm, Doğu Kent'in ihalesine bizzat girdim evvelsi gün. Gene çok küçük kırım verdikleri için iptal ettik ama mutlaka geliştireceğiz. Cep terminali dahil bu Mamak'a da inşallah biraz önce il başkanımızın, belediye başkan adayımızın söylediği gibi Ankara'nın yıldızı yapmaya kararlıyız. Neyimiz eksik? Eksik olan şuydu. Huzurumuz eksikti, belediyemiz eksikti. İnşallah belediyemiz ve belediye başkanımız olacak ve inşallah Mamak'a altın çağını yaşatacağız. Evet, imar dedi, sanayiyi hatırlattı. İmar nedeniyle bir türlü çözülemeyen sanayi çarşısı, sanayi mutlaka yapılacak. Ankara'ya kadar gelmek zorunda kalmayacaksınız. Hatta hastane yapılırken de hastaneyi Sağlık Bakanlığı'ndan istedik, vermediler. Ama şu anda gördükleri konu şu. Seçim yaklaşırken acaba engellersek, hizmet yaptırmazsak, engel olursak seçimi kaybettiririz mi dediler. İkide bir durup algı belediyeciliği yapıyor derler. Yılda bir defa televizyona çıkarım. Hiçbir yerde fotoğrafım yok, reklamım yok. Ne algısı? Siz bu insanları saf mı sanıyorsunuz? Bu sevgiyi yok mu sanıyorsunuz? İşte bu sevgiyi anlamanız mümkün değil. İşiniz, gücünüz beton, plastik. Eskisi kadar asfalt yaptık. 25 yılda yapılan kadar yeşil alanı Ankara halkına kazandırdık. Ama gözleri ille beton ve plastik istiyor. Hayır, üretimi kalkındırmak için, üretimi artırmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız ki
Ankara'da işsizliğimiz kalmasın. En büyük çabamız bunlar ve ihtiyacı olan insanlar da bizlerle beraber eşit bir pozisyonda çocuklarını okutsun. 3 dönemdir Ankara'da yardımlar yapılıyor ve yardımları yapanların çocukları da aynı şekilde yardıma ihtiyacı olmasınlar diye onların tümünün çocuğunu okutuyoruz. 60 bin öğrenci, ortaokul, lise öğrencisi eğer okulu evinden uzaksa ücretsiz gidiyor. Parasını belediye karşılıyor. 14 bin çocuk kantinlerden alışveriş yapıyor artık. Arkadaşları teneffüste gidip kantinden alışveriş yaparken onlar artık mahzun değiller. Ankara Büyükşehir Belediyesi arkalarında bugün bir ablamız sokak röportajlarında şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki adeta arabamız kaza yapsa sigortadan önce Ankara Büyükşehir Belediyesi yetişiyor ve bize destek oluyor demiş. Biz de pandemi dönemini yaşadık. Pandemi döneminde herkese ulaştık. Dükkanı kapatmak zorunda kalan esnafın yanında olduk. Yeri geldi kira almadık. Her türlü desteği sağladık. Onların pandemi döneminde bile para kazanması için uğraştık. Biz bunları yaparken rakibimiz tam 9 bin esnafa pandemi döneminde ceza kesti. Bir tarafta esnaf dostu, esnafa yakın insan var. Öbür tarafı da artık takdirini Ankara halkı elbette yapacak. Ankara'da üreten kim varsa, iş dünyası, esnaf, kim olursa olsun yanındayız. Onlar ne kadar çok üretirse, sanayicinin ürettiğinden ödediği vergiden belediye pay geliyor. Buraları sizlere harcıyoruz. Esnafımız aynı şekilde bu devrin kahramanları, bu ağır maliyetler karşısında ayakta zor duruyorlar. Onların da arkasındayız. Çünkü onların da yanında nereden baksanız birkaç tane insan çalışıyor. Dolayısıyla başkanımla beraber sloganımız şu. Kim dara düşerse düşsün, Mamak ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adeta bir huzur gibi yetişip yanında yer alacaktır. Mamak'ta Ankara'da yaşayanlar artık rahat olsunlar. Belediye yanlarında, belediye arkalarında her türlü dayanışmayla hiç kimse endişe etmeden artık başkentimizde yaşayacak. Ve bir yandan da ulustan başlayarak Ankara'nın kültürünü ayağa kaldırıyoruz ki turizmin de önünü açıyoruz. O konuda da çok büyük mesafe kat ettik. Çünkü burası Cumhuriyetimizin kurulduğu yer. Atatürk'ün başkent yaparak şereflendirdiği bir yer. Dolayısıyla biz de kendilerine olan borcumuzu inşallah dünya başkentleriyle yarışır bir başkent yaparak ödeyeceğiz. Mamak da aynı olacak. Ankara'nın bütün semtleri de aynı olacak. Ve gururla başkentte yaşamanın keyfini yaşayacağız. Keyfini çıkaracağız inşallah. İnşallah. Evet. Biraz önce başkanım isimler de saydı. Rakipleri de vardı. Dün onlar rakipti. Ama adayımız belli olduktan sonra onlar refiki oldular. Yani yol arkadaşı oldular. Şimdi hep beraber el ele vererek seçimi kazanma zamanı. Şunu hasreten rica ediyorum. Geçen dönem ben Mamak'ta %51 oy almıştım. Şimdi inşallah vaatle 51 alan Mansur Yavaş inşallah yaptığı icraatlarda 60'lı rakamları mutlaka yakalayacak. Öyle mi? O zaman demek ki Mamak'ta hem seçime hazırlanacağız hem yönetime hazırlanacağız. Aynen Ankara'da olduğu gibi Mamak'ta da sivil toplum kuruluşları, kent konseyi devreye girecek ve sevgili Mamaklılarla beraber yeni bir döneme başlayacağız, yeni bir yönetime başlayacağız. Bugün açılan
seçim koordinasyon merkezlerimizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah buraya tekrar miting yapmaya da geleceğiz. Sık sık geleceğiz. Daha çok çalışacağız. Kazaya uğramayacağız bu sefer. Üstelik en büyük ihtiyacımız da nedir? Belediye meclisi. Belediye meclisine bu sefer civar ilçelerden de belediyeleri kazanmak suretiyle inşallah belediye meclisi çoğunluğu da sağlayacağız. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Biz de bir rahat bir yönetim yapalım sayenizde. Sizlere güveniyoruz. Başkanımı size emanet ediyorum. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler şimdiden hayırlı olsun diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, 1 Nisan sabahının Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İlçe Başkanımız Behçet Aktulun sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. Güle 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 güle. Verecek misiniz? Söz mü? Bir dönem daha belediye başkanı yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Verecek misiniz? Söz mü? Kıymetli babaklılar. Milletvekilimizi bu taktan, milletvekilimiz Ali Yetim'i serseren. Derece bugün Mamak'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ayaklarımıza mahattıyız. Değişmeyecek. Kapım sonuna kadar açık olacak. Aradığınızda telefonunda Mamak temsilcilerini bir sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. İlginize, sevginize, coşkunuza teşekkür ediyorum. Ve ben sizleri Ankara'nın başkanı, hepimizin başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'la baş başa bırakıyorum. Sevgili Mamaklılar merhaba. Hoş geldiniz. Her zaman söyledim. Emekliler bara düştü. Emekliler zor duruma ihtiyaç olanlara bir doğal gaz verin de görelim. Değerli hemşerilerim. Mama altın çağını yaşatacak. Göze girmek değil, halkın, Mamak halkının kalbine girmek önemliymiş. Onların parası da hep birbirinden yönettiği kentte hiç kimsenin 5000 lira yapacağım dedi emeklilere. Her şeyden önemli. Başkanı, yolumuz var. Gözünüz beton, plastik. Yavaş, 1 Nisan sabahının Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Başkanımız Behçet Aktulun. Tekrar ihale edilecek. Değerli hemşerilerim. Yıldır. Oradaki konuşmaların hepsine emanet ediyorum. Sizler de Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı günler şimdiden hayırlı olsun diyor. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.